Artı Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Artı Futbol'da Ceyhun Eriş, Serdar Sarıdağ ve Serdar Kelleci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Avrupa sınavını geride bıraktı. Takımlarımız gözler artık lig heyecanına çevrildi. Hem Avrupa'da neler yaptık, neler yaşadık bunu konuşacağız. Hem lig heyecanı yeniden başladı. Bu haftanın maçlarını da tabii ki mercek altına alacağız. Galatasaray'la verelim startı. Galatasaray Avrupa sınavından galibiyette. Daha da önemlisi iyi futbol ve moralle ayrıldı dersek sevgili Serdar Kelleci herhalde yanlış söylemiş olmayız. Tabii ve belki Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu da bir karşılaşmaydı bu ama çok zor bir karşılaşmadan galip geldi Galatasaray. Çünkü Lazio'nun oyun yapısı geçen hafta Milan maçında özellikle hoca da büyük ihtimalle iyi analiz etmiş Milan maçını Fatih Hoca. Çünkü çok ısıran bir takım vardı. Ha, o takımdan bir Milinkovic ile bir kişi daha da çıkartmadı şimdi hatırlayamadım. Ve çok iyi analiz edilmiş bence Lazio. Çünkü adım attırmayan bir takım yapısı vardı Lazio'nun Milan'a. 2-0 yenildiler belki ama çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Ama Galatasaray Lazio'yu sindirdi diyebilirim. Yani oyunun 90 dakikasında belki de en önemli anahtar nokta 4-3'e dönmesiydi Fatih Hoca'nın. Biraz daha 4-1-4-1 oyunu Lazio'yu daha rahat oynatabilecek bir oyunken biraz da o orta sahada hem Berkan hem Taylan hem Çıkal'da ama merkezde adım attırmadılar. Ha Milinkovic-Savic olsaydı büyük ihtimalle Berkan'ı üzerine salacaktı Fatih Hoca. Bir adam adama eşleştirecekti. Çünkü yine Milan-Lazio maçında Kessié Milinkovic-Savic eşleşmesi vardı. Oradan biraz tabii copy-paste yapılmış ama iyi ki de yapılmış. Ben Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve umut veren bir izlenim doğdu bende Galatasaray adına. Çünkü Lazio çok güçlü bir ekip. Yani bu kadar ısıran bir takımı sindiriyorsun ve hatta maçın bir anı 70-75'lerde Sarri kenardan oyuncularına şut atın diye bağırmaya çalıştı. Yani bunun sebebi de şu, ceza sahası içine giremiyoruz, hiç olmazsa bari şut çekin dedi. Ya bunu dedirttirebiliyorsan zaten sahada iyi şeyler yapmışsın demektir. Ceyhun Eriş aslında genç ve yeni oluşturulan bir kadro ile mücadele ediyor. Evet, çok dinamizmi olan bir kadro. Hı hı. Sezon başından beri Fatih Hoca'nın söylediği takımın zamanı ihtiyacı var. Çünkü genç transferler yapıyoruz. Ama dün gördük ki o süreci biraz çabuk atlattı. Tabii bunda konsantrasyonun da yani o platformdaki konsantrasyonun da çok büyük etkisi var. Biz dün 4 saatten fazla yayın yaptık maç sırasında da orada da çok anlattık. Galatasaray çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Birçok insan hani kendi kalesini attı Lazio falan diyor ama o kadar da değil yani. O baskı, o Serdar'a katılıyorum. Bir kere çok dinamik oynadılar. Neredeyse hani futbol oynatmadı, top oynatmadı Lazio'ya ki Lazio hakikaten Sarri'nin takımları sadece Lazio değil. Sarri'nin yönettiği takımlar, çalıştırdığı takımlar agresif takımlardır. Çok. Bir arada oynayan, kompakt oynayan, yüksek tempoda oynayan takımlardır. Ama tabii şimdi o da Lazio'ya yeni geldiği için bir şeyleri oturtacak. Ama yani Galatasaray'ın oyunu çok göze battı. Şöyle söyleyeyim. Şu an biraz çıtayı yükseltti Galatasaray. Hani bu maçtan sonra hem taraftarın hem camianın özellikle lige geldiği zaman demek ki biz bunu oynayabiliyoruz, ligde de bunu oynayalım diye çıtayı biraz yükseltti, beklentileri arttırdı. Umarım o beklentinin altında kalmaz ki her geçen hafta daha iyi olacaktır Galatasaray. Aslında Galatasaray'dan önce Beşiktaş ligi domine edecek diye konuşuluyordu. Lazio maçıyla birlikte Galatasaray'da bir adım öne geçti diyebiliriz. Lazio maçındaki iyi futbol lige yansır mı? Bunu da konuşmak lazım. Yansır. Birincisi şunu da gözden kaçırmayalım. Maç uzun bir süre sonra Galatasaray'ın kendi evinde oynandı. Yani en önemli unsur, oradaki Galatasaray'ın en önemli unsur ki pandemi döneminde Trabzonspor'la Galatasaray bunun en büyük sıkıntılarını yaşamıştı. Çünkü avantajlı durumdaydılar o konuda bayağı. Seyircisinin önünde oynadı. Evinde oynadı uzun bir süre sonra. Bunu da kullanacaklar bu sezonda. Yani bu ligde tabii Beşiktaş, Dortmund maçındaki Beşiktaş'a baktığınızda hepimiz dedik ki ligin üzerinde bir Beşiktaş vardı. Lig standartlarının üzerinde. Ama tek başına değil Beşiktaş. Galatasaray'da bu transferler oturması süre alır, şu bu falan konuşulduğu için hani Beşiktaş, Fenerbahçe'de de sürecin oturması lazım. Ama o taşların yerine oturması çok uzun sürmez bence. Ya bu burada biliyorsunuz ki Türkiye'de lig artık öyle değildi ama daha bir zamanlar bu ülkeden giderken Türkiye'de lig 28. haftadan sonra başlıyor demişti. Şimdi Türkiye'de lig ben artık devre arasından özellikle devre arası transferlerinden sonraki birkaç haftadan sonra başlıyor diye düşünüyorum.
Dolayısıyla şu anki konjonktüre bakıp da Beşiktaş'ın tek başına bu ligde şampiyon olacağını söylemek biraz hayalcilik. Galatasaray'da taşlar yerine oturursa yaş ortalaması düşük Galatasaray'ın. Çok. Böyle bir avantajı da var. Doğru. Galatasaray'ın hem hücum hattı hem savunma hattı da dikkat çekiyor. Orta sahada tabii ayrıca konuşulması gerekir ama doğru. Özellikle stoperler ön plana çıktı dün akşam değil ve mi? Ve Nelson'un kalitesi de ortaya çıktı bir taraftan. Çünkü Luyendama ile oynamak gerçekten bir stoper için çok zor. Yani Markao Luyendama ile oynadığı zaman sürekli biz Markao'yu Luyendama'nın kademesinde görüyorduk. Yani sağ stoper gibi oynuyordu Markao Luyendama ile oynarken. Ve bunun zorluklarını çok yaşadı Markao. Ama şimdi Nelson biraz daha dengeli bir stoperle oynadığı zaman Markao'nun da çıtası yükseliyor. Diğer taraftan Nelson bu adam da fena değilmiş dedirttiriyor herkese. Bu çok önemli Galatasaray için. Ha, bu takımda düşünün ki Yedlin'in performansı bile göze batmadı. Yani eksi yönde bir şey yazamadık biz Yedlin'e. Neden? İki stoper, iki dengeli stoper Markao, Nelson. Yedlin'in kademesinde hemen Nelson var. Ha, onun öndeki kademesinde Berkan Taylan çıkaldı. Orada iç oyuncuları bile kademe yaptı dün Galatasaray'da. Türkiye'de belki en çok eksik olan şey hep bek çıktığı zaman ya da stoper çıktığı zaman bek niye kademesine girmiyor? Abi iç niye kademesine girmiyor? Hiç bunu tartışmıyoruz biz futbolda. Yani Avrupa standartlarında hep bu ama Galatasaray dün Lazio önünde yani stoperin kademesine bek değil aslında iç oyuncuları çok rahatlıkla girdi. Bunu iyi yapan bir Galatasaray vardı ama stoper tandemi olarak da Markao'nun aslında yönetim tarafından gönderilmemesi de Galatasaray'a bir artı daha yazdı. Ha, tartışırız işin etik boyutunu. Markao'nun yaptığı hareketi mutlaka tartışırız. Hiç hoş değil ama Galatasaray Markao'ya mecbur şu pozisyonda. Ve böyle bir stoperi göndermek demek hani lige de Avrupa'ya da havlu atmak demek. Düşünseniz hani Luyendama şey çıktın, Nelson çıktın ya da iki hamlesi Alparslan. Yani çok büyük bir eksiklik bu. Ben Galatasaray adına zaten şu Markao'nun cezalı olduğu dönemde Galatasaray yine arayacak Markao'yu. Luyendama çünkü tabii ligde yani Luyendama bir 10 numara gibi oynamaya çalışıyor bazen stoperdeyken. Yani bir 10 numarayı versen adam arkasına 10 numara yazsan ben oynarım diyecek sanki. Çünkü risk aldığı bölge, adam eksiltmeye çalıştığı bölge son adamsın sen. Hani bunun yapılmaması gerektiğini Luyendama'yı birincisinin bir an evvel söylemesi lazım. Bence Fatih Hoca o konuda yani Markao'nun ligdeki yokluğunda Luyendama'yı çok kullanacağını sanmıyorum. Başka alternatif üretecek. Çünkü özellikle Lazio maçında Nelson sağda oynadı. Luyendama ile oynadığı evet. zaman solda oynuyordu. Şimdi stoperler için şey denir. Ya iki tarafta oynar stoper. Çok yok öyle bir farklı. Şey yok. Yani bazı oyuncular vardır. O tarafta kendini daha rahat hisseder. Nelson asıl yerinde oynadı. Yerinde tabii. Maçında. Evet. Yani şimdi Fatih Hoca da onun orada rahat oynadığını, daha faydalı oynadığını gördüğü için büyük ihtimalle Nelson'ın oradan yerini kımıldatmaz. Ha, Luyendama'yı oynatacaksa bu sefer Luyendama'yı solda mecbur oynatır. Kalır, o da bir tabii. Şey hani çelişki tercih yapar mı? Sola atmaz şey. Luyendama'yı büyük hani ihtimalle. O zaman o çok doğru bir tercih olur ama. Alparslan'ı kullanabilir bir ihtimal. Bir ihtimal. Yani ben yani Nelson'un yerini artık oynatacağını sanmıyorum. Değişmemeli gibi de yorumlayabiliriz artık. Çünkü çok verimli oldu. Yani öyle. Öyle ama şuna katılmıyorum. Hani Markao konusunda yani etik olarak evet yaptı çok yanlış bir şey. Ama Galatasaray Markao'ya mecbur bence değildi ama hani şey kolaydır zaten. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay. Git dersin gider. Galatasaray doğrusunu yaptı. Mecburiyetten yaptığını düşünmüyorum. Ya orada şunu demek olması istiyorum. Olması gereken o. Verirsiniz kulüp içerisinde cezasını. Yani çaresizlikten zaten, değil bu. Zaten normal cezasını tahkim kurulu da, ceza kurulu da, profesyonel disiplin kurulu da vermiş cezasını. Kulüp de verdi cezasını. Oyuncuyu git derseniz psikolojik olarak biter. Elbette. Cezanın dozajını kaçırdın mı zaten artık işkenceye girer evet. hocam. Belli bir saatte. Kazanmak daha zordur. Kazanmaya çalıştı. Fatih Hoca'nın bulunduğu yerde de oyuncu kazanmak daha ön planda diyor.